Geçen hafta başlattığımız servet nasıl yaratılır video serisine devam ediyoruz. Geçen hafta ne demiştik? Servet eşittir zaman. O halde zenginleşmek istiyorsanız birim saatte kazandığınız parayı artırmanız lazım. Çünkü birim saatte kazandığınız para artarsa daha az çalışarak daha fazla para kazanma şansınız var. Bu zamanınızı boşa çıkartır. Boşa çıkan zamanla istiyorsanız keyif yaparsınız, istiyorsanız da o boşa çıkan zamanı daha da fazla para kazanacak yeni şeyleri düşünmeye, kurmaya vakit ayırabilirsiniz. Evet bunu hatırladık. Şu linkten eğer o videoyu izlememişseniz mutlaka izleyin. Bu durumda birim zamanda kaç para kazanıyoruz sorusuyla başlıyorum. Geçen hafta sordum bazı yanıtlarda geldi. Çoğu yanıt 8-9 dolar saat başı ile 20 dolar arasında toplanıyor. Tabi hesapla bana kadar doğru bilmek biraz zor ama işe ayırdığınız toplam zamanı düşüneceksiniz. Toplam o ayına kadar para kazandınız. ...böldüğünüzde pek çok insanda 8-9 dolarla maksimumda 20 dolar arasında bir yerlere ulaşıldığını görüyorum. Bu serbet yaratmaya yeter mi? Pek etmez gibi gözüküyor. Şimdi gelin biraz hesap kitap yapalım. Şöyle basit bir tablo hazırladım sizler için. 250 gün çalıştığımızı varsaydım. Yani çalışkan bir insanız. Zamanımızı pek boşa çıkaramıyoruz. Biraz böyle karamsar başlayalım sonra simülasyonlar yapacağız. İşe ayırdığımız saatte günde 8 saat. 250 gün çalışıyoruz çünkü gerisi bayrama, izne, tatile gidiyor. Bu durumda yılda 2000 saat çalışıyoruz demek. Eğer yılda kazanmak istediğimiz para 10 bin dolarsa nette, brütte 15 bin dolar civarında kazanmamız lazım. Yani iş içerisine vergileri koymak gerekiyor, kesintileri koymak gerekiyor. Bu durumda saatte kazanmanız gereken para 8 dolar civarında. Bu aylıkta 1320 dolar civarında brüt maaş almanız anlamına gelir. TL'ye vurduğumuzda da 40.920 lira paraya gelir bu. Yani elbette asgari ücretin neredeyse iki kat üstünde ve biliyorum ki Türkiye'de pek çok insan bu parayı kazanmıyor. Ama bu parayla servet birikmez. Oldukça vasat bir hayat yaşarsınız ancak karı koca beraber çalışarak. İkinci bir fikir 25 bin dolar. Biraz böyle aralığı açtık. Peki 25 bin dolar dediğimiz zaman bunun bürütü 37 bin 500 dolara geliyor. Bu durumda saatte kazanmamız gereken para 19 dolar demiştim ya 8 ile 19 arasında yazanların çoğunun düştüğü aralık. O yüzden örnek olarak oraya aldım. Bu durumda aylık brüt gelirimizin 3300 dolar olması gerekiyor. Aylık brüt geliri TL'ye çevirdiğimizde de 102300 liraya geliyor. Bu maaşı alan insan var mı Türkiye'de? Epeyce var. Yani beyaz yakalılarda bu parayı kazanan çokça insan var. Şimdi bana demeyin ki hocam ben o parayı almıyorum. Siz Türkiye'den mi bahsediyorsunuz? E ben binlerce insanla muhatabım. Geniş bir topluluğu yönetiyorum. Bu parayı alan epey insan var. Ama biraz daha ben refaha kavuşayım diyorsanız, arada tatillerimi yapabileyim, çocuğumu makul bir okula gönderebileyim diyorsanız ve evdeki tek tabancaysanız kazanmanız gereken yılda net para 75 bin dolar civarında benim hesaplamama göre. Bu yıllık 112.500 dolar brüte gelir. Ki bunu yaparsanız ayda 9.900 dolar civarında brüt gelir kazanmanız lazım. Bunu maaşa çevirdiğimizde 306 bin liraya gelir. 306 bin lira alan insan var mı? Var tabii daha az sayıda olmakla beraber. Mesela bankalarda orta seviye yöneticiler biraz belki bazı bankalarda biraz ortan altı yönetici seviyeler. Büyük kurumlarda orta seviye yöneticiler. Bu içine tabii sadece aldı maaşı koymayın. Arada primler alıyorlar, ödüller oluyorlar vesaire. Yani imkansız bir maaş değil ama açıkçası buraya erişmek hiç de kolay değil. Ve buraya eriştiğinizde saatte kazandığınız para 56 dolar civarında. Tabi bu sayılar aralıklar %100 geçerli şeyler değiller ama benim gözümde buraya kadar olan parayı iyi bir teknik beceri ve bolca emekle bir beyaz akıl olarak bir kurumsal çalışan olarak kazanmak Türkiye'de de dünyada da mümkün. Ama kolay değil özellikle şu ikinci ve üçüncü dilimlere tırmanmak için epey iyi teknik beceriniz olması gerekiyor. Hatta belki ufak ufak yöneticiliğe doğru geçmeniz gerekiyor. Bu seviyede bir para kazan insan rahat bir hayat yaşar mı? Bence rahat bir hayat yaşar. 75 bin dolar yıllıkta vurduğumuz zaman neredeyse 2,5 milyon lira para eder ve düzgünce bir hayat yaşar. Makul bir arabası olur. Eğer takside girerse iyi bir evde olabilir. Kötü bir sayı değil açıkçası. Ama servet edilir mi buradan? Hayır. iyi bir hayat yaşar. Üstelik de 250 günün 8 saatini işe verirse ancak bu gerçekleşiyor. Peki bir üst gruba bakalım. İşte bu üst grupta sayılar biraz daha enteresan hale geliyor. Ben burayı 100 bin dolarla 200-250 bin dolar arasındaki aralıkta görüyorum. Bu yılda kazanmak istediği net para bu insanların. Bu durumda mesela 100 bin dolar net kazanacaksa bütün hesaplamayı siz yaparsınız ama ayda 400 bin lira civarında büt maaşının olması gerekir. 75 dolar civarında da saatte brüt para kazanması gerek. Eğer bu dilimin üstüne doğru gidiyorsanız şöyle 250 bin dolara doğru gidiyorsanız saatte 8 dolar, ayda 33 bin dolar veya 1 milyon 23 bin lira para kazanması gerek. Şimdi i̇şte burada gözleriniz fal taşı gibi büyüdü. Hocam bu paraları kim kazanıyor? Bu paraları bazı çok özel teknik becerisi olan insanlar kazanabilir mesela doktorlar, avukatlar kendi küçük bir bürosu vardır öyle kazanabilir. Çok önemli bir yazılımcısınızdır kazanabilirsiniz belki. Yani çok gelişkin teknik beceriler varsa bu paraları Türkiye'de dünyada kazanmak mümkün. Onun dışında yöneticiler, burada tabii biraz özellikle yukarı doğru gittikçe üst seviye yöneticilerden bahsetmek lazım. Yani 1 milyonlara bir maaşı öyle alt orta seviye yöneticiye verilmez. Yöneticilere verilir. Üst seviye yöneticilere, genel bir yardımcıları, genel müdürler belki bazı durumlarda. Ve bir de tabii küçük girişimciler. Ne demek küçük girişimciler? Mesela bir eğitim şirketi var. Bu paralar kazanılabilir. Bir danışmanlık şirketi var. Bu paralar kazanılabilirler. Yani ayda 1 milyon 23 bin civarı bir bütkara kadar burada gidebilir küçük bir girişimciyseniz. Daha üst rakamlara gittiğimizde mesela ben yılda 500 bin dolar kazanmak istiyorum dediğinizde hadi biraz daha üzerine gidelim 1 milyon dolar üzeri kazanmak istiyorum dediğinizde o maaşı pek kimse size vermez. Belki ancak çok büyük mesela koç grubu şirketlerindeki CEO'lar falan kazanıyordur. Bilemiyorum şimdi kimse de maaşı bilmek mümkün değil. Tabi dünyada bu daha kolay. Uluslararası şirketlerde üst seviyelerde bu parada kazanan epey insan var. Ama artık iyice dar bir segment. Yani CEO büyük şirketlerin genel müdürleri falan ancak bu paraları kazanabiliyor. Bir de kimler kazanıyor? Girişimciler kazanıyor. Bunlar çok da büyük girişimciler değiller. Yani mesela ayda 40 milyon lira civarında net parayı cebine koyması için bunun aylık 500-600 milyon civarı, %10 civarı bir net kar bıraktığını varsayıyorum. Türkiye ortalamasıdır. Bir para kazanan bir işletmesinin olması lazım. Tek ortağı ise, tek girişimci ise. Yani dev bir iş değil bu. Çok daha dev işlerde elbette söz konusu olabiliyor. Ve 250 gün ve günde 8 saat çalışıyor. Şimdi bu tablo size ne söyleye bilmiyorum ama ben şunu anlıyorum. Eğer gerçekten para kazanmak istiyorsanız girişimcilik çözüme benziyor. Çünkü İyi para kazanan bir beyaz yakalı olmak da elbette mümkün ama çok daha geniş bir toplumun içerisinde çok küçük sayıda insan CEO seviyesine gelebiliyor. Ve çok üstün özellikleri oluyor. Çok iyi eğitim, çok iyi prezantabı da olmaz, stratejik düşünebilme, büyük takımlara liderlik edebilme bir de yönetim kurulunun patronların sürekli ağız kokusunu çekme. En üst seviyeye gelen bir CEO bile tamamen özgür asla olmuyor bir patrona tabi vesaire. Ve tekrar söylüyorum oraya ulaşmak çok zor. Aynı şekilde mesela teknik beceriyle çok para kazanmak istiyorsanız çok yüksek teknik beceriye sahip olmak bir kere çok zor. Çok kafa patlatmanız lazım, kendinizi çok iyi eğitmeniz lazım. Gerçekten çok özel bir insan olmanız gerekiyor. Ve toplamda mesela bir mühendislik fakültesinden mezun olan insanlar içerisinde diğerlerinden teknik olarak çok daha üstünlerin oranı gerçekten yine çok çok düşük kalıyor. Ve bu insanlar yani üst seviye yönetici olmaya çalışanlar, teknik becerisi yüksek olanlar veya orta seviye yönetici olmaya çalışanlar içinde bulundukları topluluğun daracık bir segmentindeler. Oradaysanız sorun yok, iyi para kazanabilirsiniz ama maalesef çoğumuz orada değiliz. Öte yandan girişimciliğe baktığımızda küçük girişimcilere veya işte şuradaki biraz daha orta ölçekli girişimcilere valla ben bunları pek çoğunu tanıyorum, ben de onlara bir tanesiyim. Bizim böyle çok da üstün niteliklerimiz falan yok. Hatta toplam girişimci olmayı düşünen insanlar havuzunun içerisinde buraya varma oranı oldukça da yüksek. Evet zaman alabiliyor, arada iflaslar falan da yaşanabiliyor ama ama eğer kararlı bir insansanız, yılmıyorsanız şu gelir seviyelerine ulaşabilen girişimci sayısı toplam havuzun içindeki insan sayısında oransal olarak daha yüksek. Neye göre? Bir teknik insan olmaya, bir beyaz yakalı insan olmaya, bir yönetici odayı olmaya Göre. üstelik de harcadığınız zaman da aşağı yukarı aynı yani bir profesörün şu orta bölgedeki gelir seviyesine ulaşması için herhalde bir 10-15 yılı harcaması gerekiyor iyi bir girişimle rahatlıkla 10-15 yılda kuruluyor. Hatta çoğu zaman daha hızlı kuruluyor. Bizim YouTube kanalımızı Haddini Aşk Kulübü'nü kurduğumuz mesela 4 yıl oldu aşağı yukarı. İşte da hangi gelir segmentine düştüğünü söylemiyorum ama şuralara düşmüyor yani. Bu ne anlama geliyor? 4-5 yıl içerisinde tabii şunu söyleyebilirsiniz ama hocam senin geçmişten bilgi birikimin var falan kabul. Ama ne olursa olsun sıfırdan bir iş kurmaya karar verdik. Öyle 7 24te çalışmadık. 250 çarpı 8 benim için çok geçerli değil biliyorsun sürekli tatillere falan da gidiyorum. Ama neyse ne vardık işte oraya 4-5 yıl içerisinde. Yani keşke ondan 5 yıl önce buna kalkışmış olsaydım. Bu nedenle bir ben profesyonel olarak çalışacağım ve bu profesyonellikten servet biriktireceğim diyorsanız bir çok geniş bir toplumun içerisinde çok küçük bir segmente düşüyorsunuz. Başarılı olması hiç de kolay değil. Çok üstün beceriler sergilemeniz gerekiyor. Acayip çok çalışmanız gerekiyor ve yine de oraya varmayabilirsiniz. Çünkü sonuçta sizin kontrolünüzde değil. Mesela yanlış bir sektörde küçülen bir şirketteyseniz oraya gidemezsiniz. Şirketiniz bir yeniden yapılanma yapı verir. Ne olduğunu şaşırırsınız. Oysa ben girişimci olmaya karar verdim ve bir şeyler inşa edeceğim diyorsanız bir, daha büyük paraya daha hızlı zaman ulaşmanız mümkün. İki, olaylar daha çok sizin kontrolünüzde. Elbette kolay bir yol değil. Para kazanmanın kolay bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Ama daha hızlı bir yol. Ve bu daha hızlı yolu daha geniş bir başarı ihtimaliyle yürümektense size öğretilen şey hep git bir yerde çalış, adım adım maaşını, saat başı gelirini yükselt, inşallah bir gün buralara gelirsin. Oysa bir, oralara gelemeyebilirsin çünkü çok sert rekabetin olduğu bir dünyadasın. İki, ömrünü buna vereceksin ve üç, sonuçta geldiğin yerde tatmin olabilir ama büyük bir servet yaratma yeri olmayabilir. Bu nedenle okulu bitir bitirmez eğer bir yerde okuyorsanız veya okumamaya karar vermişseniz, liseden terkseniz bir yere kapağı atayım çalışayım yerine ben girişimci olmalıyım demelisiniz. Çünkü matematik bize onu söylüyor. Birinci günden ben geç söyledim kendi adıma söyleyeyim. Ben 45'e kadar bir yerlerde çalıştım, küçük ortaktım vesaire. 45'ten sonra girişimci oldum, 50'den sonra daha da iyi bir girişimci oldum. Geç kaldım, siz geç kalmayın istiyorum. Çünkü ben biliyorum ki mesela YouTube kanalımı 4 yıl önce değil de 15 yıl önce kurmaya başlamış olsaydım bu küçük daha başka bir yerde olacaktım. Girişimcilikte Erkene çekerseniz bu işi çok daha hızlı olabiliyorsunuz. Neden? Çünkü girişimcinin sahip olması gereken becerileri daha hızlı öğreniyorsunuz. Ama ben ne iş yaparım hocam? Ben ne alırım girişimcilikten? Nerede para var ki? Benim girişimci dayım var, battı falan. Bütün bunları kafanızdan atıp ben girişimci olacağım demeliyiz. Ve bütün dünyayı ve şu anda bir yerde çalışmaya başlamışsanız da oradaki kariyerinizi de bu çerçeveyi düşünmeli. Mesela bir yerde beyaz yakalak çalışıyorsanız ve bir gün girişimci olmak istiyorsanız tedarikçilerinize, müşterilerinize, çalışma arkadaşlarınıza çok iyi davranmalı. Çok derin ilişkiler kurmalısınız. Çünkü bir gün belki de çalıştığınız şirketteki de benzer bir işi dışarıda yapacaksınız. Veya o şirkete bir şey satacaksınız. Veya o müşteride yeni bir şey satacaksınız. Müdürünüzü memnun etmektense esasında sizi ileride bir girişimci olarak başarılı kılacak insanları memnun etmeye odaklanmalısın. Benim bazı arkadaşım var öyle enteresanlar ki oldukça vasat bir kariyerler oldu ama sonra çok iyi işler kurdular. Çünkü kariyerlerinde müdürü memnun etmek yerine ileride kuracakları işin altyapısını kurdular. İşte bu altyapı nedir? Başarılı bir girişimcinin hangi becere sahip olmak lazım? Girişimcilik nedir? Bunları daha ilerideki günlerde konuşacağız. Ama net bir konumuz var. Servet yaratmak için daha kısa, daha hızlı ve aslında daha kolay yol girişimci olmaktan geçiyor. Size öğretilen gir bir yere çalış, adım adım git, girişimciler batıyorlar teranesine inanmayınız. Evet, girişimcilik de kolay değil ama daha hızlı bir yol, daha çok para kazandıran bir yol ve daha özgürleştiren bir yol. Çünkü bir girişimci olduğunuzda kendinize yeni tercihler geliştirebilirsiniz. Mesela dersiniz ki, ya arkadaş ben 250 gün 8 saat çalışmak istemiyorum. Ben 250 gün 4 saat çalışmak istiyorum. Yapalım. Bu durumda kazanmam gereken para ne? 16 milyon 368 bin lira yılda brüt kazanmam lazım. Buna odaklanabilirsiniz. Çünkü sizin kazanacağınız parayı belirleyen maaş skalaları, yönetici değerlendirmeleri yok. Sizin başarılı girişimcilik beceriniz var. Bu çerçevede baktığımızda teknik beceri geliştirmek belki bir yere kadar gerekli ama asıl konu girişimcilik becerine geliştirmek. Bu çerçevede girişimcilik nedir vesaire önümüzdeki günlerde konuşacağız. Umarım ilginizi çekmiştir. Sevgiyle kalın, saygıyla.